Her iftarda olduğu gibi önce 16. gün iftarında önden 2-3 tane hurma yoksa zeytin de olur ve üzerine bir sebze çorbası. Çorbayı da genelde mercimek, tarhana, domates diyoruz ama arada sebze çorbası da için özellikle kabak, fasulye, soğan, domates böyle karışık bağırsakları çalıştıran sebzeler koyun. Kocaman bir kase çorba, üzerine azıcık da limon, biraz da dereotu, nane gibi eklerseniz çok faydalı, bağırsaklarınızı yumuşatır, kolesterolünüzü düşürür. 5-10 dakika ara verdik. Akşam namazını kılanlar kıldı, kılmayanlar bekledi, dik oturdu. Ondan sonra o hurma, bir bardak su ve sebze çorbası bağırsaklara gittikten sonra, mideden geçtikten sonra tavuklu bulgur pilavı. Tavuğu haşlayın, derisini çıkartın, diftin tavuğu. Hatta biraz nohut da koyabilirsiniz. Nohutlu tavuklu bulgur pilavı daha da güzel olur. Nohut da biraz yemiş olursunuz. Yanında da cacık ve bol miktarda yeşillik, üstüne limon sıkın veya koruk ekşisi, nar ekşisi olur. Gelelim ara öğüne. Ağır tatlılar yemek yok. Kızartmalı tatlılar yemek yok. Çok ağır kesif şuruflu tatlılar yemek yok. Çok böyle yoğun şuruplu tatlılar yerine sütlü tatlılar. Bol sütlü, vişneli bir puding. Bütün hararetinizi keser vişne. Ve işte o ara öğünde 1,5-2 saat sonra yediğinizde daha rahat uyumanıza da yardımcı. Niye? Vişne de tıpkı kızılcık gibi melatonin dediğimiz uyku getirici hormonu sağlayan madde var. O yüzden vişneyi akşamları yiyebilirsiniz meyve olarak. Ve bol vişneli bir puding. Üstüne de 4-5 adet ceviz içi. Devam ediyoruz. Sahurda börek az yufkalı, bol harçlı, böyle kabaklı bir börek. Yanında da bir bardak ayran böreğin yanına. Bir tane lop yani katı yumurta, bol miktarda yeşillik, sivri biber de yiyin. Tatlı olsun, acı olmasın. 7-8 adet de tuzsuz badem. Hatta 10-12 adete kadar çıkabilirsiniz. Badem sahurda hararet bastırmaz, bağırsakları çalıştırır ve tok tutar.